Herkese merhaba, ben Melisa. Bu videomda saçlarımı nasıl uzattığımdan ve uzun saç bakımımı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Kullandığım birkaç ürünü ve kendimce yaptığım birkaç yöntemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bundan bir sene kadar önce saçlarımı şurada falan kestirmiştim. Şu an saçlarım düzken belime geliyor. Tabii şu an dalgalı oldukları için anlaşılmıyor o kadar. Şöyle göstereyim. Yani öyle bir uzadı ki beni birkaç ay görmeyen arkadaşım birkaç ay sonunda gördüğünde bana dedi ki sen saçlarını kaynak mı taktırdın? Hayır dedim ve gerçekten inanmadı, yani saçlarımı falan araladı. Bu video benden şu zamana kadar en çok istenen videolardan biriydi. O yüzden uygulamalı olarak göstermek istedim. Ürünleri nasıl uyguladığımdan neler yaptığıma kadar her şeyi uygulamalı olarak gösterdim. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman videoya geçelim. Bunu saç diplerime iyice yedirmek için şöyle bir tarak kullanacağım. Şöyle jölemsi bir kıvamı var. Saçımı ayırarak her boşluğa iyice yedirmeye dikkat edeceğim. Önce buradan başlıyorum. Bu arada bunu uyguladığınız gün saçınızın en temiz günü olmazsa daha iyi olur. Çünkü saçımızın kendi yağı da çok önemli. Devam ediyorum. Şu kadar alıyorum parmağıma. Bunu böyle yediriyorum. Bunu yapması biraz uzun sürüyor. Evet, ama bütün saç köklerimi uygulamak istiyorum. Şu kadar bir mesafe yeter. Şimdi uyguladığım yere kadar masaj yapıyorum. Saç köklerinize masaj yapmak da çok önemli. İyice ürüne emdiğinden emin oluyorum. Bu arada eğer ben tarakla falan uğraşamam diyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Böyle daha pratik olur ama tabii öbür türlü daha çok ürün emmiş oluyor saçınız. Ama böyle de etkili olacaktır. Dört parmağımı aldım. Birbirleriyle ovalıyorum. Şöyle saçımı direkt o çizgileri parmaklarımla açıyorum. Masaj yapıyorum yine. Bu arada şu an bu ürünü ben her hafta kullanmıyorum. Artık saçlarım çok uzadığı için sadece kestirdikten sonra kullanıyorum genelde. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok işe yarıyor. Tamam. Bu arada bu sırf saç uzatmak için değil, saçı güçlendirmek için de çok güzel bir ürün. Saçımın altına da hızlıca sürüp geliyorum. Tamam, saç diplerimi uyguladım. Bu kadardı. Şimdi şöyle bir tarakla bütün saçımın her yerine eşit ve iyice dağıttığından emin olacağım. Şöyle bir lastik tokayla topluyorum. Çünkü saçlarımın uçlarına yaptığım bakıma geçeceğim. Eğer böyle toplamazsam üstüm başım mahvoluyor. Saçımı bu kadar uzatırken tabii ki de uçları da kırılıyor. Bu yüzden kırılmasını engellemek için organik hindistan cevizi yağıyla bakım yapıyorum. Bu havanın sıcaklığıyla sıvı hale gelen bir yapıya sahip. Şu an sıvı olduğu için direkt böyle kullanacağım. Eğer değilse sıcak bir kabın içine koyarak böyle sıvı yapabilirsiniz. Dilimi daldırarak biraz alıyorum. Bu arada şu an banyodayım. Bunları banyoda yapmanızı öneririm. Çünkü damlıyorlar. Topladığım saçımın uçlarından başlayarak uyguluyorum. Saçımı açıyorum. Çünkü bütün yağları birbirine karıştırmak için tekrar tarayacağım. Ve şöyle bir topuz yapıyorum. Ben 30 dakika bekliyorum.
kutunun üzerinde yıkama işleminden yarım saat veya bir saat öncesinde kullanın diyor. Bana yarım saat yeterli oluyor. İsterseniz siz bir saat de tutabilirsiniz. Bu arada ürünü temizlerken şuna mutlaka çok dikkat edin. Kesinlikle önce saçınızı ıslatmayın. İlk önce bu saçımıza direkt şampuanı uygulayacağız. Şampuanın saçımızın her yerine değdiğinden emin olduktan sonra suyu açacağız. Yoksa çıkarmanız gerçekten biraz zor olabilir. Sonra genelde 2 ya da 3 şampuanlamada çıkıyor bütün ürün. Benim mesela ürünü çıkartamadığımda oldu. O zaman çok uygulamışım. O yüzden artık biliyorum, az uyguluyorum. Mutlaka hem az uygulamaya hem de yıkarken önce kuru saçınızı şampuanlamaya dikkat edin. Evet, ben duştan çıktım, giyindim, biraz makyajımı yaptım. Saçım o sırada kendi kendine kurudu. Ben duştan çıkınca bir 10 dakika kadar kafamda havluyu bekletiyorum. Daha sonra suyunu ala ala havluyu bırakıyorum. Çok soğuk olmayan havalarda ve böyle evden hemen çıkmayacaksam saçlarımı kendi kendine kurutmaya bırakıyorum. Çünkü öyle daha az kabarıyor gibi hissediyorum. Ama uzun saç bakımı burada biter mi dersiniz? Bitmez. Ben saçlarım kuruduktan sonra bir argan yağı kullanıyorum. Hangi argan yağı olduğu önemli değil. Şu an benim elimde böyle bir tane var. Bundan memnunum. Bu galiba Türkiye'de satılmıyor ama hani herhangi bir argan yağı olabilir. Mesela böyle bir şey daha var. Bir pompa aldım. Elimde ısıtıyorum şimdi. Saçlarımı iki yana ayırdım. Ve uçlardan şuraya kadar uyguluyorum. Diplere uygulamıyorum çünkü o zaman saçınızı yağlı gösterirsiniz. Ama bu arada saç diplerine de argan yağı uygulamak, tabii dışarı çıkmayacaksınız, güzelce besliyor saçı o da. Size bir soru sormak istiyorum. Sizce saçlarımı kestireyim mi? Çok kestirmek istiyorum ama pişman olursam bir daha bu kadar uzatmak da uzun sürüyor. Ben saçıma pek ısı uygulamamaya çalışıyorum. Çünkü ısı gerçekten saçı çok kurutuyor ve hani uzun saç uçları zaten kurumaya ve kırılmaya çok müsait olduğu için elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Kendim ısı kullanmadan şöyle bir şey yapıyorum. Saçlarımı yağladıktan sonra tarıyorum. Ve şöyle bir topuz yapıyorum. Şimdi de sadece çok az fön makinesiyle saçımı ısıtacağım. Ama ne hızını ne de sıcaklığını en yüksekte açmayacağım. Orta sıcaklıkta ve orta hızda açacağım. Şimdi şöyle topuzumu uyguluyorum. Böyle yağları kullandıktan sonra şekil verip birazcık da ısı tuttuğunuzda bence çok güzel şekilleniyor. Ben saçımı böyle kurtarıyorum yani. Saçımı genelde böyle 15-20 dakika tutuyorum. Hani makyajımı tamamlayıp takılarım ne takacaksam onları taktıktan sonra ve böyle çantamı hazırladıktan sonra evden tam çıkarken saçımı açıyorum. Gerekiyorsa bir daha krem uyguluyorum. Böyle yani. O zaman bir 15-20 dakika sonra görüşürüz. Şimdi en son yazdığım mesaja göre saate bakacağım da. Evet, bir saat olmuş. Saçlarım topuz olalı. Şimdi açıyorum. Biraz daha yağ süreceğim. Oldu bence. Saçlarım şöyle dökülüyor. Burada şu an iki tane falan var büyük ihtimal. Ama böyle avucumda görünce uzun olduğu için kalabalık gözüküyor. Size bir sorum olacak. Aşağıya cevabını yazarsanız çok sevinirim. Sizce saçlarımı kestireyim mi yoksa kestirmeyeyim? Yani kestirmekten kastım şurada bir yerde. Lütfen aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Kapandı mı? Yo. Nasıl kapanıyor bu? Hala buradayım.